Evet, bölgenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız Engin Açar ve İsmail Denizhan Giresun'da, kendilerine bağlanacağız şimdi. Engin Açar, merhaba. Merhabalar Burcu Budak, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şu anda Giresun'da değişik bir noktadayız, Gelavera Deresi'ndeyiz. Aslında ilk günden itibaren biz ilçe ilçe gezip hasarları sizlerin ekranına getirmiştik. En çok hasar alan yerlerden biri biliyorsunuz Dereli'ydi. Dün biz o noktadaydık. Şu an bulunduğumuz noktaysa Esbiye, Yeşilköy Mahallesi. Olayın, afetin ilk gününden bu yana burada hiçbir şekilde ulusal medyaya yansımayan şeyler oluyordu. Kimse gelip burada haber yapmıyordu. Çok yüksek hasar olan yerlerden birisi de burası. Hatta sosyal medyada ve bizim ekranlarımızda da arkamızdaki görüntüyü defalarca görmüş olabilir izleyicilerimiz. Burada bir cami var ve doğal afetten sonra cami yıkıldı. Yerine sadece bu minare kaldı. Tartışma konusuysa bu caminin dere yatağına yapılmasına kim nasıl izin verdi? Kameraman arkadaşım İsmail Denizhan sizlere gösterecek. Hemen arkasında da buranın çevresinde de evler var. Yine dere yatağının etrafına yapılmış ve oldukça tehlikeli konumda olan evler. Yanımızda da konuklarımız olarak buralarda yaşayan vatandaşlar var. Onlar bakalım o gün, o gece neler hissettiler, neler yaşadılar, şimdi neler düşünüyorlar, neler yapılmasını bekliyorlar. Dilerseniz onlara mikrofon tutalım. Yanımızda burada yaşayan Ayşe teyze var. Efendim geçmiş olsun diliyorum ve hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Biz ilk önce camimizi yapmasını istiyoruz. Gereken neyse yapılsın. Biz çok mağdur kaldık buralarda. Her şeyimiz gitti, bir şeyimiz kalmadı. İlk önce bize acil yardım istiyoruz. Neden biz buralarda illa ölüm kalım olması mı gerekiyor? Ölüm kalım olmadığı için bizimle kimse ilgilenmiyor buralarda. Çünkü gelen geri gidiyor, bakmıyor buralara, çok önemsemiyor. Dereli olabilir, Çankaya kaybı, şey kaybı, ama buralarda da oldu. Hasarımız çok oldu. Bizim hiç malımız kalmadı. Ne fındığımız. Biz canımızı çok kurtardık. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim Soğuk Pınar Belediye Başkanı'na. Bizi ikide o kurtardı selden. Kepçeleriyle, gereken neyse kendi elleriyle bizi o kurtardı. Yani ne dememiz gerekiyor? Bizim her şey illa ölüm olmaması mı gerekiyor buraları incelemesi için? Soylu geldi. Başka yerlerden geri döndü. Buraları ilgilenmedi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Evet. O, ne muhtarlar ilgilendi, ne başkaları. Başka yerlerden geri döndüler. Buralara gelmediler yani. Bu camimiz cami değil miydi? Bu insanlar insan değil miydi? Bak şuralara. Ben şu an tehlikedeyim yani. Çocuğum, çoluğum var. 1 yaşında, 2 yaşında. Birisi gitmesi mi gerekiyor? İlla ölmesi mi gerekiyor bu insanların gelip yapması için? Bakması için yani. Hangi evde oturuyorsunuz siz Ayşe teyze? Şu karşı evde oturuyoruz. Bak şu an tehlikedeyiz yani. Kameraman arkadaşım İsmail Denizhan sizlere gösterecek. Karşıdaki evde oturuyor Ayşe teyze. O gün neler hissettiniz Ayşe teyze? O gece neler yaşadınız? O gün biz neler yaşamadık? Çok felaketler. Biz bir anda taştı, camiyi yuttu, evlere su bastı. Biz gittik. Gitme gidemiyoruz. Her taraf kapandı. Kaldık yollarda. Soğuk Pınar Belediye Başkanı kurtardı bizi. Sağ olsun, teşekkür ederiz ona da yani. Allah razı olsun. O olmasa biz sabaha kadar mağdurduk yani. Gittik, gideceğiz. Yoldayız. Yol dere alsa tamam, bitti yani işimiz bizim. 6-7 araba varız bir de. Ya, peki Ayşe teyze, burası bir dere yatağı. Evet. Daha önce de bu tür olaylar irili ufaklı oluyordu. Ama bu dere yatağında şu anda tartışma konusu olan, yapılmış olan bir cami var ve etrafında da evler var. Evet. Bu sizi korkutmuyor mu? Siz hiç yetkililere korkutuyor, ulaşmadınız korkutuyor mı? Veya gelip yardımcı olmadılar mı? Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık ama az oldu, az iki hiç oldu ama böyle yaşamadık yani. Bu çok felaket. Allah'tan geldi. Ama Allah'tan geldi diyen de bunlara da ilgilenmemezlik yapmamasınlar yani. Esleri baraj yapıyorlar. Ben o barajlara karşıyım. O barajlar kalkması gerekiyor. Neden? Çünkü neden? Ölüm nedeniyle biz buralarda tehlike altındayız. Barajın kapağı açılmasaydı bu buralar belki böyle olmazdı. Olmazdı. Camimiz bak Allah'ın evi. Yuttu suyun içinde. Biz çıçı çığırıyoruz buralarda yani. Kimse ulaşma şansı yok bize, yok. Yoktu. Gitsek gittiydik yani. Gittiydik. Yapacak bir şey yok yani. Allah'tan geldi diye illa ölüm olsaydı buraları gelip bakarlardı. Ölüm olmadığı için gelmediler yani. Şu an biz tehlikedeyiz. Evde durmak istemiyoruz. Gereken neyse bizim evimizi değerini versinler, kaldırsınlar. Kaldırsınlar.
Kim yaparsa yapsın, büyüklerimiz, milletimiz, devletimiz yani. Başımızda büyüklerimiz, kimse bize yardım etsin. Yani diyorsunuz ki benim evimin değeri neyse onu alsınlar, bana daha sağlam bir yerde bir ev versinler. Evet. Hayatımız en azından tehlikeli olmasın. Hayatımız tehlikeli olmasın. Yani benim fındığım, 3 ton fındığım gitti. Benim mallarım, her şeyim gitti. Bir şeyim yok şu an benim. Yok bir şeyimiz yani. Buzdolabı, 4 günde ışık geldi. Buzdolabında yiyeceklerimiz çürüdü. Bir ekmek bile. Yollarımız hani, kapalıydı. Yollarımız kapalıydı yani. Ne muhtarlar, iki taraflı muhtarımız var. İkisi de ilgilenmedi yani. İkisi de muhtarımız da. Hikmet Öksüz yani ilgilenmedi. O beni ilgilendirmez de muhtarlar yani ilgilendirmez. Kimse ilgilendiremedi. Size de konuşalım mı? Siz de bir şey demek ister misiniz? Peki. Çok geçmiş olsun diliyoruz hepinize. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Gereken neyse yapsın milletimiz, devletimiz yani. Sağ olun. Yardım istiyoruz. Yardım bekliyoruz. Çocuklarımız okula gidecek. Abimin durumu bir yerli çalışmıyor. Abim ne yaptı buralarda şey yapacak şimdi? İlk önce can sağlığımız, evimizi yani bedeli neyse şey yapsınlar, bize bir yer versinler yani. Şu an şurada durma. Bir yağmur yağsa durmak istiyoruz. Bahçeler gitti zaten. Bahçelere bir kenar bahçeler gitti. En önce köprü yani. Korkuluğumuz yok. Korkuluklar hep gitti. Evimiz tehlikede şu an. Durmak istemiyoruz. Yaşamak istemiyoruz yani. Bize yardım etsin büyüklerimiz. Can güvenliğimiz yok şu an yani. Bir yağmur yağsa biz bu evde durmayacağız daha. Durmayacağız. Çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Burcu Budak, buradaki yerel vatandaşla görüştük. Onlar düşüncelerini dile getirdi, beklentilerini, isyanlarını dile getirdiler. Can güvenliğimiz yok, yetkililer buraya gelmiyor. Süleyman Soylu'ya serzenişte bulundular. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her bölgeye geldi, bir tek buraya gelmedi diyor. Burada belli başlı ilçeler var. Bu doğal afetten belirli ölçülerde, yüksek ölçüde etkilenen, tabii ki bunların başlıca etkilenen yeri, ilçesi Dereli'ydi. Burası da en az Dereli kadar etkilendi ama burada can kaybı yok. Yerel halk da bundan yakınıyor. Can kaybı mı olması gerekiyor illa burasıyla ilgilenilmesi için diyor. Ve seslerini duyurmak istediler. Biz de onlara bir nebze yardımcı olduysak ne mutlu bize. Şu anda bu noktadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki saatlerde yine farklı bölgelerden izlenimlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz.